Ukrayna ordusu tarafından Harkiv Oblast'ında başlatılan karşı taarruzda bir Rus karargahı ele geçirilirken çok sayıda Rus askeri de esir alındı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Harkiv Oblast'ında yapılan harekatta Rus ordusu tarafından işgal edilen birçok yerleşim yeri kurtarıldı. Ukrayna ordusu, Novohusarivka yerleşim yerinde kontrolü sağlayarak Rus ordusunun astığı Sovyet bayrağını indirdi. Ukrayna ordusu işgalden kurtardığı Balakliya yerleşim yerinde Rus ordusuna ait bir karargahı ele geçirirken, karargahtaki asker ve komutanları esir alındı. Ukrayna ordusu yine Balakliya bölgesinde çok sayıda Rus askerini de esir aldı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Harkiv Oblast'ında Rus ordusuna ait S-300 hava savunma bataryasını yok etti. Rusya, Suriye'deki S-300 hava savunma sistemlerinin bir kısmını geri çekip Ukrayna'da konuşlandırmıştı. Ukrayna ordusunun saldırısı karşısında ağır kayıplar veren Rusya Savunma Bakanlığı ise Luhansk bölgesindeki birlikleri Harkiv Oblastı'na sevk etmeye başladı. Igor Girkin, Ukrayna'nın Harkiv Oblastı'ndaki karşı taarruzunun bir gece ansızın 50 yakın zırhlı aracın son sürat Rus mevzilerine dalması ile başladığını belirtti. Girkin, Rus askerleri tamamen dağıldı. Ukrayna zırhlıları cephenin 20 kilometre gerisine sarkarak tüm topçumuzu imha etti dedi. Ukraynalı askeri uzman Sergey Kuzan, yakın zamana kadar Rus ordusunun tüm birimlerinin en güçlüsü olan birliğinin İzyum hattında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kuşatıldığını belirtti. Uzman, bir ay önce Rus birliklerinin en güçlü birliği olarak bilinen İzyum grubu, güçlerimizle ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldı. Askerlerimiz onların askeri malzemelerine doğrudan tehdit oluşturdu. Bu doğrultuda ikmal için ana güzergah demiryolu çünkü grubun yakıt, mühimmat, teçhizat ve insan gücüne ihtiyacı var dedi. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Rus ordusuna ait 2 adet Su-25 savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı. Açıklamada 25. ayrı havadan Siçeslav Tugayı'nın hava savunma birimleri ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 80. ayrı havadan saldırı Tugayı iki Rus Su-25 savaş uçağını başarıyla vurdu denildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluyni, işgal altındaki Kırım'da bulunan Rus üslerini vurduklarını resmi olarak açıkladı. Zaluyni, 2023'te askeri kampanyanın sağlanması için perspektifler. Ukrayna bakışı konulu makalede yetkililer Kırım'daki Rus üslerinin Ağustos'ta Ukrayna füzeleriyle vurulduğunu doğruladı. Makalede Ukrayna silahlı kuvvetlerinin fiziksel anlamda Kırım topraklarına yönelik başarılı çabalarının durumu değiştirebileceğini gösterdiğine işaret edilerek bu yaklaşımın doğruluğuna ikna edici bir örnek bu yıl Ukrayna silahlı kuvvetlerinin savaş halini fiziksel olarak işgal altındaki Kırım topraklarına taşıması oldu. Burada Saki Havaalanı başta olmak üzere düşmanın Kırım'daki hava üslerine bir dizi başarılı füze saldırısından bahsediyoruz ifadesine yer verildi. Öte yandan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında Sırbistan'ın Türk yapımı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarından satın almak istediğini söyledi. Sırp lider, "Savunma sanayi alanında daha fazla işbirliği için görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'den Bayraktar silahlı insansız hava araçları satın almak istiyoruz. Bu konuda gelecek sene adım atacağız." Sırbistan'ın bunları satın alabileceğini umuyoruz. Bayraktar'la ilgili taleplerimizi ortaya koyacağız, dedi. Diğer yandan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan, Milli Muharip Uçak Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hürjet'in imalatına başladıklarını vurgulayan Bozdoğan, iki tanesi hangarda imal ediliyor. Yapısal dediğimiz kısımlar %90 bitti. Kablolama işlemleri yapılıyor. Allah kısmet ederse gelecek senenin birinci diliminde onları uçurmaya hedefliyoruz. Milli Muharip uçakın tasarımı bitti ve onun portatif imalatına başladık. Portatif imalatını da inşallah 18 Mart 2023'te hangardan çıkartacağız. Atak 2 helikopteri de yine %100 milli olan helikopterimiz. Onun da tasarım aşamasını dondurmuş olduk, bitti. Onun da parça kesimleri başladı hedefimiz gelecek senenin birinci yarı yılı içerisinde uçurmaya hedefliyoruz. Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Türk Savunma Sanayi'ne güç katmak adına önemli bir ilerleme sağlamış olacağız inşallah diye konuştu. Yunanistan'da ana muhalefetteki radikal sol ittifak iktidarı döneminde Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapan Evangelos Apostolakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina'ya yönelik uyarılarını ciddiye almaları gerektiğini vurgulayarak, Erdoğan'ın, Türkiye'de iç politikadaki durumdan ötürü böyle konuştuğunu savunmak son derece riskli. Türkiye, metotlu ve stratejik hareket eder, dedi. Erdoğan'ın oyun oynamıyoruz, ciddi konuşuyoruz mesajı verdiğine dikkati çeken Apostolakis, şunu iyi bilmeliyiz ki, bu söylenenleri ciddiye almamız gerek. Erdoğan, bir gece ansızın gelebiliriz derken, Türkiye'nin istediği şekilde, Ege'nin paylaşılmasına iyilikle razı olmamamız halinde, bunu muhtemelen zorla yaptıracağı tehdidinde bulunuyor, ifadesini kullandı. Apostolakis, sessiz kalmamaları gerektiğini ancak Türkiye'nin bu aşamada tansiyonu Yunanistan'ın tırmandırmasını istiyor olabileceğini öne sürerek bu nedenle de ülkesinin dikkatli olması gerektiğini kaydetti. Atina'nın egemenlik haklarından taviz vermeyeceğini daha net mesajlarla ortaya koyması gerektiğini savunan Apostolakis, Erdoğan'ın, Türkiye'de iç politikadaki durumdan ötürü böyle konuştuğunu savunmak son derece riskli. Türkiye, metotlu ve stratejik hareket eder diye konuştu. Diğer yandan Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan petrol rezervantlaşması gereğince Türkiye Petrolleri adına Türkiye'de petrol sondajı yapmak üzere Azerbaycan Petrol Şirketi Sokar Sondaj Yetkilisi Batman'a gelerek ön incelemelerde bulundu. Batman Valiliğinde Sokar Yetkilileri ile bir süre sohbet eden Vali Ekrem Canar, şirket yetkililerinden yürütecekleri petrol arama faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Azerbaycan ile Türkiye arasında Mart ayında İstanbul'da düzenlenen petrol rezerv zirvesinde imzalanan anlaşma çerçevesinde en önemli sondajları Batman'da yapmayı planladıklarını ifade eden Sokar sondaj yetkilisi Zekiullah Kerimli, bölgede yapacağımız sondajlarda petrole ulaşmamız bizleri çok mutlu edecektir. Ayrıca Batman Valiliği tarafından Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin bir ifadesi olarak yapılan Karabağ Parkı ile pekiştirilen kardeşlik köprüsü, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi Sokar'ın Batman'da yürüteceği petrol arama faaliyetlerimiz ile kardeşliğimiz daha da derinleşecek, dedi. Öte yandan Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya savaşında gösterdiği diplomatik çaba ve yeniden ortaya çıkan jeopolitik gücü, uluslararası basında geniş yer bulmaya devam ediyor. Son olarak Atlantic Council'in kıdemli yazarlarından Arnold Dupuy, ABD, Karadeniz'e yeniden girmek istiyorsa Türkiye'ye başvurmalı, başlıklı analizinde, Amerika'nın çıkarlarından ve bölgedeki aktörlerden bahsetti. Geçmişten günümüze uzun bir değerlendirme yapan ve sözü Türkiye'ye getiren Dupuy, Amerika'nın, Türkiye'nin işbirliğine ihtiyacı var. Bu da Washington'ın Ankara ile ilişkilerini onarmasını gerektirecek. Ukrayna'daki savaş Türkiye'nin jeostratejik önemini pekiştirdi ve Ankara, Rusya'nın bölgedeki gücüne karşı doğal bir denge unsuru olarak yeniden ortaya çıktı. Karadeniz'de yaklaşık 20 yıldır uzun vadeli bir bölgesel vizyona sahip olmayan ABD, artık bu duruma uyanmalıdır, dedi.